Salih Bağlekten'e rağmen çözmeye çalışan imar komisyonu başkanı ile AK Parti grup başkanı vekilinin yerleri değiştirdi. Bu konularla alakalı Sarıyer İlçe Başkanı Salih Bağlekten'e gittiğimizde de neler oluyor başkan dediğimizde cevaben Ayaza ile ilgili çok güzel planları olduğunu ve her şeyin iyi olacağını söyleyip insanları göre gönderiyor. Ne durdurma sebebini ne de çözümünü söylüyor. En son Ayaza'daki İl dernek başkanları çağırıyor ve onlara yaptığı toplantıda mahalle kabadayı sedasıyla siyasetçinin hiç yapmayacağı bir tavırla elinizde olanı ardınıza koymayın, hodri meydan diyerek tehdit ediyor. Zaten Ayaza ve oy kaybı umurunda değil diyen de kendisidir. 80 bin kişilik Ayaza'da onlarca senedir ikamet ettiğimiz bu mahallede sadece başımızı sokacak bir ev istedik. Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Bu halk var ya, bu Ayaza halkı devletin sıkıştığında ilk kapısını çalacağı insanlar. Yani köprülere gidenler, tankların altında yatanlar, Çanakkale'de şehit verenlerin evlatlarıdır. Bizleri halk ile gönül bağı kuramayan, bu şirket olmaz deyip başka alternatif göstermeyen, Ayaza halkını kendine muhatap almayan, dediğim dedik, çaldığım düdük zihniyetiyle hareket eden birinin insafına bırakma. Saygıdeğer reisi, saygıdeğer reisi, kısacası alavere, dalavere, Kürt Mehmet Mehmet'e diye bir deyim var ya, buradan söylüyorum. Sarıyer, Ayaza mahallesinden bir yanı kokusu geliyor. Siz Ayaza halkının bilirsiniz, bizleri bu adamın hesabına bırakma. Bizler şu seçim arabesinde vatan, millet, Sakarya söylemleri oluşturmaya çalışırken Salih Bayraktar Bey'in bizim için hayata önem taşıyan söz konusu olayları yaratması kimi ekmeğine yansıyor, takdirini size bırakıyorum. Son olarak komşumuz Kağıthane'de ve Cemre'de kentsel dönüşüm tüm hızıyla sürerken nedense 80 bin kişilik Ayaza'mızda çöp üstünde çöp konulması engelleniyor. Halkımızın üzerinde oynanmak istenen halkımızın iyi niyetini suistimal ediyor. Bazı para gözler halkımızı ucuza kapatarak ikinci bir ağlı yaratmak istiyor. Cumhurbaşkanımızdan bu yangını söndürmesini talep ediyor ve Salih Bayraktar'ın zulmünden kurtarmasını bekliyoruz. Ayrıca bir dahaki sesimiz duyacağımız yer Mayıs ayının ikinci haftasında Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde karar alacağı son olacaktır. Tüm Ayaza Mahalle sakinlerini bekliyoruz, duyurur. Hepinize teşekkür ederim. Kendileri Ayaza'nın toplanmamızın amacı Ayaza'nın çoluğunun çocuğunun emeğini 40 senedir 50 senedir burada yaşayan insanlarız. Ben bizzat 40 senedir burada oturan bir insanım. Bizim tapularımızın belediye komiserinden geri gelmesinin akabinde ben Sarıyer AK Parti İlçe Başkanı Sayın Bayraktar'la görüşmeye gittim. 5 sefer görüşmeye gittim. 2 seferi randevulu, diğerleri randevusuz gitti. Bana 5 sefer görüştüğüm halde bir arpa boyu yol yürüyemedim. Perşembe günü kendisiyle aynen burada görüştüm. Bu toplantıyı yapacağımızı duyduğu için buraya geldi. Cenazeye falan değildi. Buna inanıyorum. Bizim hiçbir sorunlarımıza, gerçek sorunlarımıza çözeceğim diye dememiştir. En son sıkıştırdığımda demiştir ki ben buraya isteyerek ilçe başkanı olarak gelmedim. Bir ilçe başkanı bunu demez. Biz Büyükşehir'e gittiğimiz, görüştüğümüz insanlar dosya hakkında bize dediler ki dosyanızı tekrar geri çağırıyoruz. Geri çağrılan dosyamız Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Uysal'a iletildi. Burada Büyükşehir'de yapılan bir yönetim değişikliğinden, boşluktan Sayın Salih Bayraktar Büyükşehir Belediye Başkanı'na talimatlar yağdırıyor. Biz de diyoruz ki Ayaza halkı olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Salih Bayraktar mıdır, Mevlüt Uysal mıdır? Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Ey kimsesizlerin kimsesi olan, ey
dünya Müslümanlarının lideri olan, Orta Doğu'nun halklarının ümidi olan Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Ayaz Ağa hakkında size yanlış bilgiler verilebilir. Ama ben 65 yaşında bir insanım. Ayaz Ağa köyünde 40 senedir yaşıyorum. Salı bayrakları geçemedim. En son bize dediği kelime, yapacağınızı ardınıza koymayın. Bizim de başka gidecek bir kapımız yoktur. Sana sesleniyoruz. Bizi tankların topları ezemediği halkı salı bayraklara ezmemizde inanıyoruz. Ayaz Ağa halkı bakın en az oturan gerçekten 20 senedir 70 senedir oturan vatandaşlarımız devlet kurumlarından gerektiği kadar hizmeti alamadı ama hiçbir şey demedi, sesini çıkarmadı. Sayın Cumhurbaşkanım, bu milleti ayağa kaldıran işi kim başardı? Bunu soracağından inanıyoruz, güveniyoruz. Biz senin yanındayız. Bizi bu insanlara ezdirmeyeceğine inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, bir de bize YouTube'larında Ankara'dan sesleniyorsun ki halkın gücü herkesin üstündedir. Halkın zararına hiçbir şey yapmayacağım. Ama gelin görün ki Sayın Cumhurbaşkanım, Salı Bayraklar'dan birebir görüştüğüm halde bana ben isteyerek gelmedim ise başkan olarak istediğini yap diyor. Sayın Cumhurbaşkanım, bunun hesabını soracağından inanıyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Salı Bayraktar mıdır? Mevlüt İnsan mıdır? Sayın Cumhurbaşkanım, bir tane yalanım yoktur. 2014'te buradaki çalışmalarımızdan Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Cumhurreisim, biz bu insanların haklarını, hukuklarını sizin koruyacağınıza inanıyoruz. Alt kadrolara asla inanmıyoruz. Burada hepimize, millete, devletine zarar veren insanlar iş başındadır. Bizim dişimizden tırnağımızdan elde ettiğimiz çocuğumuza, çocuğumuza bırakacaklarımızı elimizden masadan alıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanım, ben hala Ayaz Ağa'da Toprak Yol'da oturuyorum. Hala benim evimde doğalgaz yoktur. Neden yoktur? Çarpık düzenlemede oturuyoruz. 60 senedir bu insanlar sıkıntı çekiyor. Bize kulak vereceğine, bizi dinleyeceğine inanıyoruz, sana güveniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, bu halk sizin dediklerinize de size inanıyordur. Biz sizi, bakın efendim, Ayaz Ağa'na geldiniz. Bizim gazimize ziyarette bulundunuz. Ben size o gün bu işi dilim döndüğü kadar söyleyecektim. Ama biliyorum ki sizin çok yükünüz ağırdır. Dünyayla mücadele ediyorsunuz. Bir de sıkıntı biz vermeyelim. İşimizin de çözüleceğini büyükşehirden söz almıştık. Ama nitekim o insanları da görevden aldılar. Sayın Cumhurbaşkanım, Allah aşkına size sesleniyoruz. Biz Alacağı halkı olarak 70 bin insanın selamını size gönderiyorum. 70 bin insanın adına sesleniyorum. Bizim sesimizi duyacağına inanıyoruz, güveniyoruz. Allah'a emanet olun. Bize kulak vereceğine yine inanıyorum. Bizi Salı Bayraktar'ın kendi emirlerinden kurtaracağına inanıyorum. Saygılar, selamlar sunuyorum. Ürün ağabeyi paylaşımlarından dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz için, burada toplandığınız için size tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Olaysız bir şekilde, sessiz ve sakin bir şekilde, Ayaz Ağa'ya yakışır bir şekilde dağılmak dileğiyle. Herkese iyi akşamlar.